Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru programında TYT Matematik bölümünde bu dersimizde mantık ve kümelerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi sorularımıza başlayalım. Bir A kümesinin elemanlarının toplamı bu kümeye eleman olarak eklendiğinde oluşan yeni kümeye A kümesini üst kümesi denir ve A artı ile gösterilir. Örneğin A eşittir 1, 2, 3 kümesinin üst kümesi A artı eşittir 1, 2, 3, 6 olur. K eşittir x 1 5 kümesinin üst kümesi k artı eşittir eksi 2 abc olduğuna göre abc ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen kümemizi yazalım. K kümemiz x 1 ve 5'ten oluşuyormuş. Aynı şekilde üst küme dediğimiz k'nin artı kümesi ise eksi 2 a b ve c'den oluşuyor. Şimdi arkadaşlar x 1 5'in toplamı eksi 2 olacak şekilde desek madem ki üst kümeymiş. 6 artı 6'yı karşıya attım eksi 8. Peki k artı kümemizi o zaman şöyle yazabilir miyiz? Eksi 2 1 5 eksi 8. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? A B C'nin toplamı. A 1 B 5 C eksi 8 ise 3'ünün toplamından buradan eksi 2 bulduk. Bu birinci durumumuz. İkinci durum. X eksi 2 olsa tekrar k artı kümemizi yazalım. Eksi 2, 1, 5. Şimdi şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Orada dikkat ederseniz elemanları toplama. O halde bu elemanların toplamını topladığımızda eksi 2, 1, 5 daha kaç edecektir? 4. O halde burada A 1, B 5, C de 4 oldu. Şimdi bunları yine topluyorum. 1, 5 ve 4'ün toplamı 10. Benden istediği farklı değerlerinin toplamıydı. Eksi 2 ve 10 buldum. O halde ikisinin toplamı 10 ve eksi 2'nin toplamı da 8 olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesi veriliyor. A kümesinin tüm alt kümelerinde bulunan elemanlarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar A kümemiz hemen şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4 ve 5'ten oluşuyormuş. Kaç tane elemanı var? 5. Yani alt küme sayısı kaçtır? 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi vardır. Bu 32 tane alt kümenin içinde arkadaşlar her bir eleman 16 tanesinde vardır. 16 tanesinde de yoktur. Bizden şunu istiyor. Alt kümelerinde bulunan elemanların toplamı. Peki şöyle tek tek yapalım. 1'in bulunduğu alt kümelerin toplamından o halde 1'den 16 tane mi varmış? 2'nin bulunduğu alt kümelerinde 2'den 16 tane varmış. 3'ün bulunduğu da aynı şekilde 3 çarpı 16. 4'ün bulunduğu alt kümelerinin toplamı 4 çarpı 16. Ve son elemanımız 5'in bulunduğu da 5 çarpı 16. Bizden bunların toplamını istiyormuş arkadaşlar. Şöyle bir daha üstünden geçelim. 16 parantezini alalım. 16 parantezini aldığımda 1, 2, 3, 4, 5 oldu. O halde 16 çarpı, şuraya yazıyorum arkadaşlar. 16 çarpı 15'ten cevabımız 240 yani B seçeneğidir. Bir küme problemi sorusuyla devam edelim arkadaşlar. 100 kişilik bir toplulukta Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerini bilenler ya da bilmeyenler vardır. Bu toplulukta en çok bir dil bilen 40 kişi, iki dil bilen 45 kişi vardır. Her üç dili de bilen kişi sayısı hiç dil bilmeyen kişi sayısının 3 katıdır. Buna göre bu okulda bu dillerden sadece birini bilen kişi sayısı kaçtır? Ne yapalım arkadaşlar? Hemen bir ben şeması yaparak sorumuzu bir yorumlayalım. İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri varmış. Evet şöyle üstünden geçelim. İngilizce, Almanca ve Fransızca diyorum. Şimdi buralara ABC diyorum arkadaşlar. Buralara EFK diyorum. Şimdi şurada bir koşulum var. Her 3 dili bilen kişi sayısı hiç dil bilmeyenin 3 katıymış. O halde hiç dil bilmeyene D dersen buraya da 3D derim. Şimdi bakıyorum. En çok bir dil bilen 40 kişi. En çok bir dil bilen yani dil bilmeyen ve bir dil bilen. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? A olur, B olur, C olur ve dil bilmeyen D toplamı kaçmış? 40. Devam ediyorum. İki dil bilen 45 kişi. İki dil bilenler E, F ve K. E, F, K'nin toplamı da buradan kaçmış? 45 olarak vermiş. Benden istediği
Bu dillerden sadece birini bilendi. Peki genel olarak kümemin hepsinin toplamı kaç arkadaşlar? 100 oluyor. Hemen şuraya yazıyorum. A, B, C, D, E, F, K ve 3 D. Hepsinin toplamı kaç edecekmiş? 100. Çünkü bu 100 kişilik bir topluluk. Bunun 40 olduğunu biliyorum arkadaşlar birinci satırımın. İkinci satırımın 45 olduğunu biliyorum. Toplamı 100 olacağı için burası 85 ise demek ki 3D kaçmış? 15'miş. 3D 15 ise 1D'miz de kaç oldu? 5. D dediğimiz hiç dil bilmeyenlerde bizden bir dil bilenleri yani A, B, C'yi istiyordu. D'yi de yerine 5 olarak yazdım. O halde buradan A, B, C'nin toplamı 35 kişidir. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Bir mantık sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Almanca öğretmeni dersine girdiği 9A sınıfında yazılı öncesi tarama sınavı uygulamıştır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen Arda, Çınar ve Emre sonuçlarını öğrenmek istediklerinde öğretmen sonuçlarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Arda başarısız olmuş ise Çınar ve Emre başarılı olmuştur. Çınar başarılı olmuştur ve veya Arda başarısız olmuştur. Çınar başarısız olmuştur veya Emre başarısız olmuştur. Verilen önermelerin doğruluk değeri 1 olduğuna göre Almanca tarama sınavından başarılı olan öğrenciler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz hemen önermelerimizi öğrencilerle bir isim verelim arkadaşlar. Arda'ya P önermesi diyelim. Çınar'a Q, Emre'ye R diyorum. Şimdi bana verilen öncüleri tek tek bakıyorum. Arda başarısız olmuş ise biz tabii başarılı olduğu koşulu alıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle ayıralım. Arda başarısızsa demek ki P'nin üstüdür. Değil. İse Çınar ve Emre başarılıdır. Çınar ve Emre başarılıymış. Devam ediyorum. Çınar başarılı olmuştur. Çınar buydu. Veya bağlacımız biliyorsunuz buydu arkadaşlar. Arda başarısız olmuştur. Arda neydi? P'ydi. Arda'nın başarısız olması P'nin değilidir. Üçüncü öncülümüz Çınar başarısız olmuştur. Q'nun değili. Veya Emre de başarısız olmuştur. Ve diyor ki arkadaşlar bu üç önermenin de doğruluk değeri kaçmış? 1'miş. Biz buradan başarılı olanları yani P ve Q ve R'den hangileri 1'miş onu bulmaya çalışacağız. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu Q ve R'nin değili değil midir arkadaşlar? Peki herhangi bir önermenin değili 1 ise demek ki kendisi kaça denktir? 0'a denktir. Hemen ilk önermeme gidiyorum. Arkadaşlar burası 0'mış, burası da P'nin değili ve sonucu 1'miş. Biliyorsunuz ki ise bağlacı 1 ise 0 da 0'dır, geri kalanların da 1'dir. O halde demek ki P'nin değili de buradan kaç oldu? 0 oldu. Hemen şuraya yazalım. P'nin değili 0 ise P kaç oldu? 1. Bir tanesini bulduk. Devam ediyorum. Şuradan yazalım arkadaşlar. P 1 ise... Şuraya yazıyorum. Q ve P'nin değili 1 bulmuştuk ya. P'nin değili 0 ise Q veya 0 1'e eşitse veya bağlacının sonucunun 1 olması için Q da buradan kaç oldu? 1 oldu. En son R'ye geldim. Onda da şurada çözümlememizi yapabiliriz arkadaşlar. Zaten Q ve R 0'dı. Q ve R 0'dı. Biz Q'yu 1 bulduk. V bağlacının sonucunun 0 olabilmesi için demek ki R'de 0 olmalıymış. Bizden hangileri doğrudur yani başarılıdır onu istiyordu. O halde P ile Q yani Arda ve Çınar başarılı olmuştur. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru programında TYT Matematik'te bu dersimizde fonksiyonlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Gerçek sayılar kümesinde f fonksiyonu fx eşittir x kare artı 1 eksi 5 küçük eşittir x küçük eşittir 5. F x eksi 10 x büyük 5 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre f 173 artı f 178 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Bize belli bir aralıklarla ilgili bir fonksiyon sorusu vermiş. 173 diyorum. 173 5'ten büyük müdür? Büyüktür. O halde şu aralıktadır. 173 yazdığımda 173 eksi 10'dan 163 eşitmiş.
10 daha çıkarttığımda 153 eşitmiş. Fonksiyonun 5'ten büyük, küçük olduğu değere kadar böyle gidecek. O halde en son 13'te 13'ten de 10 çıkarttım 3. F3 artık üstteki aralıkta mı arkadaşlar? Evet. O halde 3'ün karesi artı 1'den 9, bir daha kaç oldu? 10 oldu. Bu F173. Birinciyi çözümledik. İkinciye geldim. F178. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bu 5'ten büyük olduğu için ikinci aralıkta bakın dikkat edin. 10 çıkarttım 168. 10 daha çıkarttım 158. Gidiyorum 10 çıkarttım çıkarttım. F eksi 2'ye kadar gider arkadaşlar. Çünkü 8 verdim. 8'den 10 çıktı eksi 2. Hemen yazalım. Eksi 2'nin karesi artı 1 yani 4, bir daha kaç oldu? 5. Bizden bu iki değerin toplamını istiyordu. O halde cevabımız 15 yani A seçeneğidir arkadaşlar. Yine bir fonksiyon sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonu fx artı y eşittir fx çarpı fy şeklinde tanımlanmıştır. F2 eşittir 5 olduğuna göre F12 değeri kaçtır? Şimdi bize F2'yi vermiş arkadaşlar. Oradan yola çıkarak ben diyorum ki öncelikle F4'ten başlayalım. F4 dediğim F2 artı 2'dir. Bakın burada kuralını vermiş arkadaşlar. Diyor ki F2 artı 2 dedi, bu ikisini çarp. F2 çarpı F2'dir. F2'yi de 5 olarak vermiş. 5 çarpı 5'ten 5 üzeri 2'dir. Devam ediyorum. F8 aynı şekilde buluyorum. F8'de 4 artı 4'ten F4 çarpı F4'tür arkadaşlar. Peki biz bir üstteki satırda F4'ü 5 üstü 2 mi bulduk? O halde 5 üstü 2 çarpı 5 üstü 2'den 5 üstü 4 olacaktır. Şimdi adım adım bizden istenen işleme doğru gidiyoruz. Bizden kim istedi arkadaşlar? F12'yi. Peki F12'yi nasıl yazabilirim? 4 artı 8. Aynı şekilde soruda verilen kuralda 4 artı 8'i yerine yazarsam F4 çarpı F8'den F4'ü 5 üstü 2 bulmuştuk. F8'i 5 üstü 4 bulmuştuk. Üstü sayılarda biliyorsunuz çarpma işleminde üstler toplanır. O halde F12 eşittir 5 üstü 6. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Fonksiyon sorumuzla devam edelim arkadaşlar. ABC rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. FABC eşittir. ABC sayısındaki her rakamın bulunduğu basamaktan küçük basamak sayısı ile çarpımından elde edilen sonuçların toplamı olarak tanımlanıyor. Örneğin F eşittir 258, 2 çarpı 2 artı 5 çarpı 1 artı 8 çarpı 0 eşittir 9. Buna göre F fonksiyonunun ABC altındaki görüntüsü eşittir A artı B artı C olacak şekilde kaç farklı ABC sayısı vardır? Şimdi bize burada bir kuraldan bahsetmiş arkadaşlar. Demiş ki örnekte de bunu gösteriyor farkındaysanız. Kaç tane basamak eğer küçükse onu yerine yazıyoruz. Yani yüzler basamağından küçük kimler vardır? Onlarla birler. O halde oraya 2 yazıyoruz. Hemen FABC çözümlememizi şuraya yapalım. FABC diyorum. A'dan küçük 2 tane basamak var. B'den küçük sadece birler basamağı var. Yani kendisi onlar basamağı olduğu için C'den küçük de basamak yok. O halde 2A artı B. Peki bu kime eşitmiş arkadaşlar? A artı B artı C'ye eşitmiş. B'ler gitti. A'yı da karşıya attığımda demek ki bu sayıda ABC sayısında A ve C aynı rakamlardan oluşuyormuş. Peki sayımızı C yerine A şeklinde yazabilir miyiz artık? Yazarız. Gene 3 basamaklı bir sayı. Sorunun başında şöyle bir söz vardı arkadaşlar. Rakamlar sıfırdan farklı. O halde sıfırdan farklı. Buraya 9 farklı sayı yazabilirim. A'ya da 9 farklı. 9 kere 9 81 farklı ABC sayısı olabilir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar. Fonksiyonda bileşke sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Tanımlı oldukları aralıkta f ve g fonksiyonları fx eşittir 2 eksi 1 bölü x, gx eşittir 2 artı 1 bölü x artı 1 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre f'in tersi bileşke g bileşke fx fonksiyonunun eşleştirme kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eşleştirme kuralı dediği için arkadaşlar ben hemen şöyle yazıyorum. F'in tersi bileşke g bileşke fx'in eşleştirme kuralını bir dx şeklinde kural söylüyorum. Bunlar birbirine eşitmiş. Peki arkadaşlar ben buradaki fonksiyonu eğer bunu siliyorum. Soldan f ile işleme alsam f ile f'in tersinin bileşkesinin sonucu da ix olup o halde
GovX'e eşit olur mu? Olur. Bu eşitliğin sol tarafını f ile işlemi aldığıma göre aynı şekilde sağ tarafını da f ile işlemi almalıyım. O halde f işlem dx olacaktır. Şimdi bileşkemi yapabilirim. Gof. G'nin içinde fx eşittir. F'in içinde dx'miş. Buradan g fonksiyonumu yazıyorum arkadaşlar. 2 artı 1 bölü x gördüğüm yere ne yazacağım? Fx fonksiyonumu yazacağım. Aynı şekilde f fonksiyonumu içinde bu sefer x gördüğüm yere dx'i yazacağım. Bu bir eşitlikse arkadaşlar iki taraftan ikiler gitti. Burası ne oldu? 1 bölü 2, 1 daha 3. 3 eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 1 bölü dx oldu. O halde dx eksi dx. 3 eksi 1 bölü x. Benden eşleştirme kuralının pozitif hane istediği için eksi ile çarptım. 1 bölü x eksi 3 eşleştirme kuralımız oldu. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bir fonksiyon grafiği sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda y eşittir 2x doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Dik koordinat düzleminde verilen noktalara göre birinci öncülümüz fa, ikinci öncülümüz f fonksiyonunun b bölü 2 altındaki görüntüsü, üçüncü fc, dördüncü f fonksiyonunun fa bölü 2 altındaki görüntüsü. Buna göre verilen ifadelerinden hangileri d'ye eşittir? Şimdi arkadaşlar hemen grafiğimizi bir yorumlayalım. Grafiğimiz sarı renkli olarak gösterilen y eşittir fx. Şimdi sarı renkli olduğu kısımda a'nın f'in a altındaki görüntüsü hangi noktaya gitti arkadaşlar? Dikkat edin, b'ye gitti. C noktasını alıyorum ve sarı grafiğime bakıyorum. C noktasının f altındaki görüntüsü de d'ye gitti. Bir de orada mavi renkli bir doğru grafiğim var arkadaşlar. Y eşittir 2x. Burada da eğer ben x yerine c yazarsam kime eşitmiş arkadaşlar? Mavide bakın kesişme noktası B. O halde bu 3 eşitliğe bakarak bana verilen öncüllerden hangileri D'ye eşittir, hangileri değildir bulmaya çalışacağım. Birinci öncülüm FA. FA B'ye eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla D'ye eşit değildir. Yanlış. İkinciye geldim. İkinci F B bölü 2 oldu. Biz B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2C bulduk. 2C bölü 2'den o halde bu da FC'ye eşittir. FC de kime eşitti? D'ye eşitti. O halde ikinci öncülümüz doğruymuş. 3'e geldim. 3 zaten direkt FC'ydi arkadaşlar. FC'nin, şu F'imizi düzeltelim. FC'nin D'ye eşit olduğunu bulduk. 4'üncüye geldim. FA bölü 2 oldu. FA'nın kaç olduğunu biliyoruz? B olduğunu biliyoruz. FB bölü 2 aslında ikinci öncüle geri döndük ama biz gene de tekrar edelim arkadaşlar. 2C bölü 2'den bu da FC'dir, bu da D'ye eşittir, bu da doğru oldu. O halde 2, 3 ve 4 nolu öncüllerimiz doğrudur, D'ye eşittir. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar.